Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Vakayeme hakkında konuşacağız. Vakayeme hikayesi bildiğin yılan hikayesine döndü. Yani bir sıkıntılı sürece girdi. Bunun hakkındaki son yorumları paylaşacağız. yani Ben şunu söyleyeyim videonun başında bence bu iş bitti yani Vakayeme ile Trabzonspor'un yolları ayrıldı. Fakat bir takım haberler geliyor. Hala e, imzalanma olabilir. Hala gitmedi. Vakayeme biraz daha olumlu bakıyor tarzı gibi yani haberler var. Hiçbir haberin şu an doğru ya da hiçbir haberin şu an yanlış olduğunu söyleyemiyoruz. Bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinden ziyade iki tarafta aslında ne olacağını bilmiyor. Yani şu an bence Trabzonspor tarafı, tarafı kararını verdi. Vakayeme tarafı da kararını vermedi. Ee, i̇ki tarafı tam ne olacağını bilmiyor. Ben tekrardan diyorum bu iş olmayacak. Vakayla Trabzonspor'un yolları ayrılacak. Beni bilenler bilir. Ben Vakayeme'yi ve Abdülkadir Ömür'ü çok ayrı sevdiğimi biliyorsunuzdur. Yani bu kadar zaman bu kanalı izliyorsunuz. Yani çok büyük bir kanal değiliz. Küçük kanalız yani çok yani amatör yerel bir ismiz. Ama yani az çok uzun süredir yayın yapıyoruz. Yani kaç 20 17 aydır yayın yapıyorum ben. Vakayeme ve Abdülkadir Ömür'ü çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben bu kadar sevgime rağmen şunu söylüyorum. Örnek olarak şöyle açıklayayım. Sergio Ramos Real Madrid'den ayrıldığı zaman nasıl ayrılış hikayesini anlatayım? Bu arada Sergio Ramos 34 yaşında ayrıldı Real Madrid'den. Cristiano Ronaldo 33 yaşında ayrıldı Real Madrid'den. Bunları da not yani aklınızda bulunsun. Sergio Ramos Real Madrid'den 2 artı 1 yıllık sözleşme istemişti. Ve Real Madrid'de bir yıllık teklif yapmıştı ona. Ramos bu teklifi düşünmek istedi. Ben efsaneyim. 2 artı 1 yıllık istiyorum. Burada bırakmak istiyorum tarzı. E, teklifte bulunmuştu. Pazarlıkta bulunmuştu. Sonra teklifi düşündükten sonra teklifi kabul ettiğinde başkanı arıyor. Perez diyor ki teklifin süresi doldu. Hayatta sana başarılar. Bazen masadan zamanında kalkman gerekiyor. Ramos bu sene... 12 maçta mı oynadı? 600 dakika mı ne süre aldı? Real Madrid ligi kazandı. Takımı gençleştirdi. Alabayı kadrosuna kattı. Ee, yani iyi de top oynadılar arkadaşlar. Real Madrid işte Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Yani bazen masadan zamanında kalkmak gerekiyor. Bazı ilişkileriniz vardır. ikili ilişkilerde. Ayrılmak istemiyorsundur sevgilinden. Uzatmaları oynarsın. Tekrardan olması için elinden geleni yaparsın. Ama o ilişki yürümüyor tekrardan. Olmuyor. Bu olayda ben ona benzetiyorum. Seviyorsun işte kız arkadaşını ama aranızda problemler oluyor. Başka şey istiyor. Sen başka şey istiyorsun. Zorlama bir evlilik oluyor. Ben bakayım olayını buna benzetiyorum. E, ve ligin ikinci yarısında de performans düşüklüğünü unutmamak gerekiyor. Evet katılıyorum. Ben bunları diyordum. Vakayeme olmadan hücum aksiyonu geliştiremiyorduk. Vakayeme'nin oynadığı, hareketlendiği maçlarda e, skor bulabildik. Ama bir yandan da Vakayeme çok maç oynamadı ligin ikinci yarısı. Bu sıkıntı dün Ali Koç'un yayınında dediği şey doğruydu. Yani Vakayeme maçların %30'unda yok. Şimdi ben %30'unda olmayan bir adama da yıllık 2,5 milyon lira falan vermem. Zaten Hamsik böyle bir oyuncu. Ama Hamsik'te Vakayeme'yi yan yana koyduğumda benim nezdimde Hamsik daha ağır basan bir oyuncu ben %30'unda oynamayacak ama çok etkileyecek iki oyuncu var diyelim. Biri Vakayme biri Hamsik. Ben oyumu Hamsik'ten yana kullanırım. Yani şimdi Hamsik'te Vakayme'de ilk 11'de olup iki sene de 2,5 milyon euro verirsem e, bu adamlar ligin ikinci arasında %30'unda yoktu. Olmuyor. Sıkıntı. Sıkıntıya girdik. Yani sıkıntıya girdik. Uğurcan normal kaleci performansı gösterse sıkıntı olurdu. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Bakayeme konusunda? Yani bir Antep dedikodusu var. Bir Antep olayı var. Bunun hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Yani Antep olayıyla alakalı. Antep Sosa ve Vakayeme istiyormuş. 3 milyon euro ve Vakayeme veriyormuş. 1.7'yi veriyor diyenler var. Antep konusu hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir kaynakta yok. Yani gelen bilgilerden birisi Vakayeme'ye Antep 3 yıllık teklif yapıyormuş. Yıllık 2.7 milyon Euro'dan Vallahi Bana Çok mantıklı gibi gelmedi Çok doğru bir haber gibi gelmedi spekülasyon tarzı bir haber geldi Yani hele şu yeni spor yasası çıkıyor bilmem ne mevzuları var Antep ya yani Fatma Şahin destek de veriyor Antep'e biliyoruz ama yani o kadar da destek verecek bir durum yok yani 2.7 milyon Euro'dan bahsediyoruz Hadi eski kuru olsa belediye destek verebilir bir nebze olsun ki ciddi anlamda belediye Antep'e destek veriyor. Yani öyle çok yüksek bir destek değil ama yani kulübü destekliyor. Biliyorsunuz yani Gaziantep FK'ydı. isim bilmem ne o mevzular da Fatma Şahin yani etkili olmuştu. Ama yani o kadar destek veremez. 2.7 milyon euro, 3 milyon euro. 16 ile çap 48 milyon TL çok para. Yani 3 yıllık paketi Antep'e 8.1 milyon euro çarpon 16 ile bilmiyorum yüre kaç oldu işte 128 milyon TL ediyor. Çok para. Ki bak Emre Türkiye'den ayrılmadı. Cuma gününe kadar Türkiye'de kalacak. Yani Fenerbahçe almayacağı belli. Beşiktaş az para teklif ediyor. yani açıkçası ben Trabzonspor'un son teklifini yapıp daha da bu olayı uzatmaması gerekiyor. Nasıl Başkan Ahmet Ağaoğlu Sosa konusunda haklı çıktı. Mesela bak Sosa konusunda ben başkanı destekliyordum. Taraftarın çok yoğun tepkisi vardı. Ben başka mevzularda başkanı eleştiriyordum. Ne gibi? Sosyal yolların ilmesini destekliyordum. Ama sosa gittikten sonra yerine B kralırsan eleştiririm başkanı ben. Şimdi ben Vakayemen'e gitmesini okeyliyorum. Başkanın mantığını okeyliyorum. Evet. Çok para, yaş var, %30'unda oynamıyor. Sürdürebilirlik, ekonomi, çok koşan bir takım olması gerekiyor. Destekliyorum ama bu gidir. Bu gider. Oraya sinameki bir topçu alırsa ya da garip garip yaşlı pahalı oyuncu alırsa kızarım. Alacağı iki isim var. Ya Trezege ya Onyekuru. Başka isimler öneriyor arkadaşlarımız. Ben o isimleri bilmiyorum. Yani her zaman da Vakayeme tarzında ya da Trezege tarzında scouting yapmak da çok kolay değil. Yani bu kadar kolay olsa sürekli dünyadaki kulüpler Ronaldolar, Messi'ler çıkarılırdı. Bu kadar kolay değil. Bu ligde Trazeghe Kasımpaşa'dayken de fayda sağladı mı? Verim verdi mi? Verdi. Başakşehir'de verim verdi mi? Verdi. Onye Kuru her Galatasaray'a gittiğinde verim verdi mi? Verdi. İş yaptı mı? Yaptı. Trabzonspor transfer politikası neydi? Bilindik oyunculara yöneldik. Bakaset'e astık. Bakaset'e astı. Berattı. Vişçaydı. Hamsik'ti, Cornelius'tu, Cervinho'ydu. Verim aldık mı? Cornelius'tan aldık. Vişça'dan. Tam istediğim verim almasak da aldık. Hamsik'ten aldık mı aldık. Berat'tan yarı yarıya verim aldık mı aldık. Geçen sene verim aldık. Dorukandan verim aldık mı aldık. Perez'den verim aldık mı aldık. Evet bazı yaş transferler de vardı. Bazı da orta yaş transferler vardı. işte Cornelius 27-28. Dorukhan 26 işte Bakasetas bunun gibi oyuncular. Ben de Onyakuru ve Trezege'yi bu sınıfa koyuyorum. Bu iki oyuncudan birisini Trabzonspor almak zorunda. Hiç Tello meselesine girmiyorum. Tello bir düşüşte olan bir oyuncu. iki İspanyol oyuncular temaslı liglerde başarılı olamıyorlar. Bize temaslı oyunda başarılı oyuncu gerekiyor. Onyakuru ve Trezegge'den iyi bir dünya oyuncu var. Yetenekli bir dünya oyuncu var. Belki başka liglerde çok daha iyi performans göstermiş bir dünya oyuncu var. Ama ligimizin temaslı oyununda bu iki isim sınavı geçmiştir. Bu iki isim sınavı geçmiştir. Ha, önerdiğiniz isimler olabilir. Olabilir doğru. Ama hem bu iki isim Trezegi 28 yaşında galiba. Onyekuru 97 ile mi ne? 25 yaşında galiba. Yani bu iki isim ki Onyekuru düşüşte olan bir oyuncu yani para olarak da. Şu an değerlendirebilirsin. Tekrar alıp satabilirsin. Zarar edeceğim bir oyuncu değil. Trezegen'in biraz maliyeti fazla olabilir. Çünkü eder, ederli bir oyuncu. Prümerlik de forma giymiş bir oyuncu ama en azından satın alma opsiyonunu kiralayabilirsin. Çünkü şampiyon takımsın. Yani şampiyon takımsın. Ayrıca da arkadaşlar yani şimdi şöyle bir mevzu var bir de. Şimdi seneye sıkıntılı bir süreç takımımız için. Takımda gene transferler gerekecek. Bir de yani başarısızlık oldu mu hocayı eleştirmeye başlayacağız. O yüzden seneye beklentiyi şampiyonluk yarışı olarak koyacağız. Beşiktaş'ın düştüğü duruma düşmememiz gerekiyor. Ve Avrupa'da başarılı performans verip itibar ve oyuncu piyarı ve döviz kazanmamız gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın hata düşmememiz gerekiyor. Gereksiz para saçmamamız gerekiyor. Mantıklı. Eksiklerimiz belli. Sol bek, sağ bek, altı numara, sol kanat. Bunlar yani sol bek as oyuncu gerekiyor 6 numara as oyuncu gerekiyor Sol kanat as oyuncu gerekiyor 3 tane as Üç buçuk tane de as 3 tane de yedek oyuncuya ihtiyacımız var Sağ bek Buçuk sayıyorum Çünkü Dorukhan orta sahaya kaydırabiliriz O yüzden Sağ beye de ihtiyacımız var İkinci bir santofor da ihtiyacımız var Yani bunları da unutmamak gerekiyor bir arkadaşımız yazdı çok pinti düşünüyorsun. Trabzonspor bu sene çok para için şampiyon oldu. Trabzonspor bu sene çok para için şampiyon olmadı arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor'dan daha fazla para harcadı. Beşiktaş Trabzonspor'dan daha fazla para harcadı. Fenerbahçe Trabzonspor'dan daha fazla para harcadı. Trabzonspor çok para harcadı. Trabzonspor sadece ve sadece Cornelius'a çok para harcadı. Trezegi par gibi, bir saç gibi bir saçma, Trezegi gidiyorum Koyta gibi saçma transfer yaptı. Doğru. Ama sadece Şşş. kedi ne kadar konuşuyor ya gel şey işte bir Kornelos'a para harcadık. Çok. O da karşılığını verdi. Hamsik yani Eder'i bu. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Gustavlar daha fazla para kazanıyor. Kendimize göre fena para harcamadık. Doğru. Mesela Cervinyo'ya fazla para verdik. Bence yanlıştı. Yani yanlışlarımız da yok değil ama öyle çok uçmadık. İstanbul kulüpleri gibi Evet uçtuğumuz yerler var Razonspor sürdürülebilirlik daha önemli Biz şampiyon olduk Seneye facia yaşamayalım Büyük beklentiye girmeyelim Şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürelim Avrupa'da başarılı olalım Abdullah Avcı devam etsin Eğer seneye biz yine şampiyonluk şey yaparsak hocaya yeriz o da doğru Mehmet Demirikol geçen söyledi bunu Onun üzerine söylüyorum arkadaşlar Bakıyorum durum böyle. Yani çok da yani söyleyeceğim şeyler var da başka yayınlara söyleriz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumları atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum.